tekrar Evet. Tarih bölümünde. Sen de mi Afganistan'dan? Evet, Afganistan'dan. Bu ee, hem de bağlantılı fotoğraf çekebilir evet. miyiz? Olur. Selamun Aleyküm. ve herkese merhabalar. Ben Masuma Balkı, Afganistan'dan e, bir ilçesinden geldim. Buraya e, lisans e, eğitim fakültesinde Türkçe öğretmenliği ikinci sınıfım. Ve buraya ilk geldiğimde geçen sene gelmiştim. Ve herkes mesela hazırlık okudu, e, dil hazırlığı. Ama ben sınava girdim. İşte sınavı kazandım, e, direkt üniversite başlamak zorunda kaldım. Ve benim için bu zor bir süreçti. Sınavı kazanmak kolaydı ama ee, sonra üniversiteyi yönetmek bayağı benim için zor geldi. O yüzden e, bayağı zorlandım. Çok teşekkür ederim. Mesela benim eğitim fakültedeki tüm hocalarım, özellikle Hikmet hocam, mesela e, Mehtap hoca, çok hocalarım, hepsini tanıyorum, Evren hoca, eğitim fakültenin hocaları bana bayağı yardımcı oldular. ve O yüzden de e, ben de hocaların hepsine borçlandığımı hissettim ve hiçbir şey bilmediğim anda mesela sınıf arkadaşlarım falan hepsi yardımcı oldular sonra dedim ki yani nasıl bir iş yapsam ne yapsam ki böyle hocaların hakkını ödeyebilsem diye düşündüm sonra bir anda böyle düşünürken bir gün böyle e, sağlık hocaya geldim İşte hastalanmıştım e, şeyde bekliyorum mesela durakta bekliyorum sonra e, oturamadım ring zamanında gelmedi sonra böyle şeye uzandım mesela e, duran şey e, şey var ya. ...koltuğu onun üstünde uzandım böyle e, şeyde e, bekliyordum, rinki bekliyordum. Bir tane hoca geldi. İşte e, dedi ki seni e, gittiğin yere ben bırakayım. Dedim ki yok teşekkür ederim. Hoca olduğunu bilmiyordum. Tabii ki teşekkür ederim dedim. Sonra bir daha geldi. Karısını da yanına almış. Dedi ki kızım gel ben seni götüreyim dedi. Korkma dedi Biz, ben hocayım burada. E, edebiyat fakültesinde dedi ders veriyorum hanımla birlikte dedi. Tamam dedim işte sonra beni... E, yurda kadar götürdü. Sonra böyle anlattım işte şeyden geliyorum, hastaneden geliyorum filan. İlaçlarını aldın mı? Yok almadım. Sonra dedi ki: "O zaman gidelim ilacını alalım." Beni götürdü ta şeye kadar, çarşıya kadar İlaçlarımı aldı. Ondan daha da etkilendim. Sonra dedim ki Allah'ım şimdi bu hocaların, bütün üniversite, Cumhuriyet Üniversitesi hocaların haklarını nasıl ödeyebilirim acaba diye böyle düşünmeye başladım. Sonra ne yapacağımı bilmedim. Sonra böyle bir anda annem aklıma geldi. Benim annem halı dokumayı bırakmıştı kaç senedir. Çünkü eli ameliyat olmuştu. Hala doku dokuyamıyordu, dokumuyordu. Mesela bayağı zorlanıyordu. O yüzden gene dedim ki anneciğim dedim. İşte böyle böyle dedim, hikaye dedim. Beni dedim Burun hocalarına çok borçlandım dedim. Ama hepsini tek tek sana dedim. Bir şeyler dokutturamam dedim. Ama dedim sen bana dedim biraz yardımcı ol dedim. Bütün cumhuriyet üniversitelerinin hoca hocaların adına böyle bir logo doku benim için dedim. Rica ettim. Annem dedi ki tabii kızım dedi dokurum ama dedi zamanda yetiştiremem. Mesela başkalar e, küçük bir metre halıyı bir ay iki ayda bitiriyor. Ama benim anne, annem bir yılda bitirdi tek başına. Ve eli de şeydi mesela zaman zaman dokudu öylece bitirdi. Özel iplerden aldı. Çünkü yazıyı yazılmak için özel ipler olması lazım filan. İşte onlardan aldı. Annem beni kırmadı çok sağ olsun. Mesela elleri bayağı yaralandı filan da o arada dokudu. Sonra bir yıl sonra tam bitirdi ve bana bir tane abimiz mesela Afganistan'da bir abimiz getirdi buraya kadar. Çok şükür ulaştırdı kargoyla yolladı sonra. İşte buraya getirdim ben de böyle bir öğretmenler gününde. Öğretmenlerimin hepsine hediye olsun. Tüm Cumhuriyet Üniversitesi hocalarının adına benden bir hediye olsun diye buraya kadar geldim ve sağ olsun Mehmet Fatih hocamıza yazdım. Dedim ki işte böyle böyle şimdi ne yapayım hocam diye. Sonra hocam da dedi ki böyle bir şey varsa dedi gel dedi tüm hocaların adına dedi gideriz dedi rektör hocaya veririz dedi ve tüm öğretmenlerin hocaların şeyini hediyesi olduğunu da söyleriz dedi. Böyle olur dedi. O yüzden ben de geldim buraya. Ee, öğretmenler gününü kutlamak için tüm hocaların adına ve benden tüm hocalarıma öğretmenler günü can gönülden kutluyorum. Ve iyi ki varsınız hocalarım ve beni bu kadar yani ikinci sınıf olmamın sebebi de benim hocalarım ve bana baya yardımcı oldular bana cesaret verdiler. Mesela ben yapamam yapamam diye yorulup durduğum yerde onlar beni cesaretlendirdiler, beni ayağa kaldırdılar. Çok teşekkür ederim tüm hocalarımdan ve e, bütün e, Cumhuriyet Üniversitesi hocalarıma çok borçluyum. O yüzden baya baya teşekkür ederim. Hepsini seviyorum. İyi ki varsınız.